Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Yaş problemlerinin son videosuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar artık bakın yaşın sonuna geldik. Yaş kemale ermeden şu konuyu bitirelim diyoruz. Şimdi bir önceki videomuzda ne yaptık? Sonlarda şunu söyledim. Dedim ki ÖSYM konuşma tarzında sorular sorabiliyor. Onun için bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben size ne demiştim? Yaşla ilgili her şeyi çözmemiz gerekiyor. Soru kalmayacak. Ona göre tüm soru tarzlarını gösteriyorum. Bakın nerede kaldık? 26. sorumuzdayız. Şimdi burada diyor ki bize Yağmur ile Rabia arasındaki konuşma aşağıdaki gibi geçiyor. Nasılmış? Yağmur diyor ki senin diyor bugünkü yaşına geldiğinde sen kaç yaşında olacaksın diyor. Bakın Yağmur konuşuyor. Kime söylüyor? Rabia'ya. Senin diyor bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın? Rabia da diyor ki hemen konuştururken bakın kimler var burada? Yağmur ve Rabia'dan bahsediyor. Hemen yazıyorum. Şimdi Rabia diyor ki 36 yaşında olacağım. Peki ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın diyor. Küfür gibi konuşma. Şimdi burada şöyle nasıl düşüneceksiniz? Ben arkadaşlar Yağmur'a X diyorum, Rabia'ya da Y'di. Tamam şu anki bugünkü yaşları bu olsun. Şimdi konuşuyor. Diyor ki Yağmur, senin diyor yaşına geldiğimde diyor. Yani ilk cümle konuşma cümlesi. Senin yaşına geldiğimde diyor Rabia'ya. Sen kaç yaşında olacaksın? O da diyor ki 36 yaşında olacağım diyor. Bak önce bu. 36 dedi. Tamam ben buradan bakın hemen bu konuşmadan yazabileceğim şey ne? Ne diyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Burada o zaman Yağmur'la Rabia arasındaki yaş farkı değişir mi? Değişmez. İstediğinden istediğini çıkart. Yani burada şunu yazabilirim. X eksi Y eşittir. Bakın ne olur? Y eksi 36. Peki bunu düzenlersem ne olur arkadaşlar? Bunu bu tarafa gönderelim. Geri kalanı bu tarafa atalım. Yani ne olur? 2Y. Bakın 2Y eksi X eşittir 36 denklemini buldum. Devam ediyor cümle. Şimdi diyor ki tamam bunu yazdım. Şimdi soruda bakın Rabia şunu söylüyor. 36 yaşında olacağım dedi. Peki ben senin bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç yaşındaydın diyor. Şimdi bakın burada şöyle bir olay var. Artık Rabia konuşuyor. Yani buraya geçtim. Çünkü bunu yazdım burada. Şimdi Rabia diyor ki ben senin yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın diyor Yağmur'a. Yağmur da 18 diyor. Doğru mu? Dedi. Aha yazdım. Şimdi o zaman burada da yine yaş farkı aynı değil mi arkadaşlar? Yani şunu yazamaz mıyım? Bakın şuraya göre. X eksi Y eşittir diyorum. Yaş farkı değişmeyecek. 18 eksi X. Peki buradan ne gelir? Bakın buradan da X atın. 2X eksi Y eşittir 18. Bize neyi soruyor? Diyor ki buna göre Yağmur ile Rabia'nın bugünkü yaşları farkı kaçtır? Yani yaş farkını soruyor. X ile Y arasındaki farkı soruyor, doğru mu? Peki ben X ile Y arasındaki farkı nasıl bulabilirim? Şimdi bakıyorum arkadaşlar soruya. Burası 2X eksi Y. Bakın 2Y taraftara toplasam ne olur? X artı Y olur, doğru mu? Peki o zaman ben şöyle yapayım diyorum. Hani ister X'i ister Y'yi bulun. Ya da bir tarafı eksiyle çarpsam. Bakın burayı eksiyle çarpsam. Mesela alt tarafı eksiyle çarpıp şu iki denklemi toplayalım. Eksi 2x, eksi x. Bakın artı y, burası artı oluyor. Eksiyle çarptığınız zaman bu eksi oluyor. Bakın artı y, 2y daha ne oldu? 3y. Eksi 2x, eksi x daha ne oldu? Eksi 3x eşittir. 36'dan 18 çıktı. Ne olur? 18 olur. Her tarafı da 3'e bölersem y eksi x ne oldu? 6. Y eksi x dediğimde işte yaş farkı. Yani ikisi arasındaki yaş farkı neymiş? 6'ymış. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın sınav formatında bir soru. Olayı anladık mı? Etrafı anladın mı? Tamam. He diyor. O zaman etrafı anladıysa herkes anladı. Var mı soru? Konuşturduğunuzda hemen arkadaşlar buradaki bakın yaş farkına bakacaksınız. Başka bir olay yok. Dikkat edin sadece. Şimdi geldik. Yine aynı tarzda bir soru. Bakın 27. sorumuz. Diyor ki burada birer ağabeyleri olan Kerem ve Mert isimli iki arkadaş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Şimdi Kerem ve Mert var ve bunların birer tane de abisi var. Doğru mu? Şimdi diyor ki Kerem benim ağabeyimle aramdaki yaş farkı
senin ağabeyinle arandaki yaş farkı ile aynıdır. Şimdi bu olay kavgaya gider. Şimdi bakın burada şöyle kim var? Kerem var ve abisi var değil mi? Abisi şöyle yazıyorum. Ve arkadaşlar kim var? Mert ve abisi var. Şöyle. Hatta evet burada şöyle yazabilirim. Şimdi konuşturalım. Diyor ki Kerem benim ağabeyimle senin aramdaki yaş farkı yani aramızdaki yaş farkı senin abinle arandaki yaş farkıyla diyor aynıdır diyor. Tamam şu an ben buradan bir şey diyemiyorum. Mert konuşuyor. Ben doğduğumda senin abin 18 yaşındaydı arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir olay var. Burada Mert doğduğunda diyor ki Mert ben doğduğumda senin abin diyor 18 yaşındaydı diyor. Tamam yazdım. Kerem de diyor ki ben doğduğumda senin abin de 10 yaşındaydı. Yani bu sıfırken bu neymiş? 10 yaşındaymış. Doğru mu? Şimdi bunlar farklı farklı. Bakın şunlara dikkat edin. Hatta ben bunları ayrı yazayım ki olayı daha net görün. Şimdi burada bakın bu sıfırken bu 18 yaşındaymış. Burası ise şöyle oluyor. Kerem sıfırken doğduğunda abisi kimin? Mert'in abisi 10 yaşındaymış. Ben buradan şu yorum yapabilirim. Bakın dikkat. Şimdi Mert'le Kerem'in abisi arasındaki yaş farkı 18. Kerem ile Mert'in abisi arasındaki yaş farkı ne? 10 olmak zorunda. Tamam bunu yazdım. Şimdi diyor ki Kerem bugün 21 yaşında olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat. Kerem bugün kaç yaşında? Kerem'in gerçek yaşı neymiş? Bugün 21 yaşında. O zaman yazıyorum. Şimdi Kerem 21 yaşında ise o zaman abisi Mert'in abisi kaç yaşında? Bakın 0 10 ya. 10 yaş fark var bu ne? 31 yaşında. Peki bugün şu an bugünkü yaş olarak söylüyorum. Mert'in ben yaşına x dersem o zaman Kerem'in abisi ne olmak zorunda? X artı 18. Çünkü aralarındaki yaş farkı 18 olacak. Bitti. Soruyu yazdım. Şimdi soruda bize ne diyor? Kerem bugün 21 yaşında olduğuna göre Mert ile abinin bugünkü yaşları toplamı dedim. Mert ile abisinin yaşları toplamı. Ben burada neyi kullanmadım? Bakın şu cümleyi. Diyor ki burada benim abimle aramdaki yaş farkı senin abinle arandaki yaş farkı ne eşittir diyor. O zaman bunu yazalım. Yani bu ne demek? 21 eksi x artı 18 eşittir aralarındaki yaş farkı x eksi 31 diyebilirim. Öyle değil mi? Çünkü bundan bunu çıkartıyorsam bundan da bunu çıkartacağım. Aynı tarza ya da abisinden bunu çıkartıyorsam bundan bunu çıkartacağım. Aynı mantık. Fark etmiyor yani. Buradan ne olur? 21 eksi x dağıtın. Erken yaşta kahve dağıtmamak için iyi dağıtın. 18 eşittir x eksi 31 oldu. Ve buradan ne olur? X'i gönderdiğimde bakın x'i buraya atın. 21'den 18 çıktı 3. 31'i de atın. Ne oldu? 34 oldu. Yani 2x eşittir 34 ise buradan x eşittir 17. X'in değeri 17. Bakın burası 17. Burası ne? Yazarsam 17, 18 daha kaç oldu? 35 oldu. Tamam hepsinin yaşını buldum. Yani bugünkü yaş olarak Kerem 21, abisi 35, Mert 17, abisi neymiş 31. Bize neyi soruyor? Diyor ki Mert ile abisinin yaşları toplamı. Arkadaşlar Mert artı abisi topla 17 artı 31 eşittir nedir? 48. Olayı anladık mı? Var mı sorun? Zor mu arkadaşlar? Hayır. Ama işte sınavda ÖSYM böyle sorular sorar mı? Tabii ki de sorar. Bakın bu videoda çözmüş olduklarım daha önemli. Bunların her birini sınav formatında. Yine karşınıza böyle gelecek. Bakın yaş problemleri arkadaşlar son yıllarda daha seçici, daha güzel sorular soruyorlar. Onun için bunlara dikkat edin. Şimdi geldik 28. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir babanın iki tane çocuğu vardır. Baba ve çocukları var. Hemen yazıyorum. Diyorum ki baba ve çocuk. Bakalım küçük çocuk diyor. O zaman demek ki baba, küçük çocuk ve büyük çocuk var. Büyük değil mi? Bu baba. Bakın baba küçük ve büyük çocuk. Şimdi yazıyorum. Küçük çocuk doğduğunda babanın yaşı büyük çocuğun yaşının 7 katıydı. O zaman küçük çocuk doğduğunda 0 olsun. Büyük çocuğun yaşına ben x dersem babanın yaşı ne olur? 7x olur. 7 katıymış. Değil mi? Bizim kız elinde kalemi aldığına göre evet çatır çatır çözmeye başladı. Şimdi
Küçük çocuk 4 yaşına geldiğinde. Arkadaşlar küçük çocuk 4 yaşına gelirse kaç yıl geçti aradan? 4 yıl. Peki büyük çocuk ne oldu? X artı 4. Peki baba ne oldu? 7x artı 4. Hepsi büyüyor. Şimdi küçük çocuk 4 yaşına geldiğinde babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 2 katından 3 fazla. Bakın şimdi denklemi kuruyorum. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 2 katından 3 fazla demek bu demek değil mi? Değil mi? Bakın babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 2 katından 3 fazla. Oye. Oh yeah. Şimdi buradan ne oluyor? 7x artı 4 eşittir. 2'yi dağıtın. Burası ne? Hemen şurada tekrar yazmayayım. X artı 8 dağıtıyorum. 2x artı 16 artı 3. Buradan ne geldi? Bakın 5x eşittir. Hop bunu attım buraya. Karşıya gönderdim. 15 oldu. O zaman x eşittir. Kaç oldu? 3 oldu. X'in değerini buldum. Bizden ne istiyor? Buna göre baba ile büyük çocuğun yaşları farkı kaçtır? Arkadaşlar baba ile büyük çocuğun yaş farkı ne? Bakın şimdi babanın yaşı 7x, büyük çocuğun yaş farkı x değil mi? O zaman yaş farkı 7x eksi x'ten 6x, yani 6 çarpı 3 o neymiş? 18 yaş fark varmış. Olayı anladık mı? Bakın 7x baba, büyük çocuk x olduğu için bunları çıkarttığımda 6x, x'i zaten ne bulmuştuk? 3 bulduk ve ne geldi? 18 geldi. Olay anlaşıldı mı? Var mı problem? Ece, Nilda, tamam mıdır? Olayı anladık değil mi? Güzel. Etra Bey anladın mı? Anladım. Kafadan çözdü bizim kız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 29. sorumuza. Burada da bize diyor ki aşağıda Gülçin ve İbrahim'in hangi yılda kaç yaşlarında olduğunu gösteren bir tablo verilmiştir. Kim var? Gülçin ve İbrahim var. Yıl 2011 ve K diyor. Gülçin A3A, İbrahim A+3, 4A-18 demiş. K yılı nedir? Değil mi? K'yı soruyor. Şimdi burada ben bilmem gereken şey ne? Bak ta videonun sonuna geldik artık. Neyi bilmemiz lazım? Aferin. Evet. İki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Evet. Evet. Evet diyor. Evet. Şimdi. İbrahim Gülçin'in yaşından 3 kat mı? Yok, aynen 3 fazla değil mi? Aynen. Yani bu demek ki birbirinden çıkartacağım. Doğru mu? İster bundan bunu, bundan bunu. İstersen buradan bunu, buradan bunu. Fark etmez. İbo eksi Gülçin. Değil mi? Ne olacaktır? A artı 3 eksi A eşittir diyorum. 4A eksi 18 eksi 3A. Bu eşit olmak zorunda. E buradan arkadaşlar çat çat gitti. 3 eşittir. A eksi 18 ise A nedir? 21. Değil mi? Yani bunun anlamı şu. A 21 ise o zaman burada şunu yazabilir miyim? Gülçin 2011 yılında 21 yaşında, 3A dedi. K yılında da 63 yaşında. Doğru mu? Değil mi? E şimdi mantık olarak düşünün. Arada kaç yıl geçmiş? Bunlar eşit olması gerekmiyor mu? Bak aradan ne kadar zaman geçmiş? İstiyorsanız yine hesaplayın. Yani buradan buraya geçen zaman 21'den 63'e 42 yıl var. Doğru mu? Peki o zaman bu ben K'yı bulurken K nedir? 2011'e ben 42 eklersem ne olur? K eşittir 2053 yılı olmuş oluyor. Doğru mudur? Var mı sorun? Olayı anladık mı? Yıl 2053 olduğunda Gülçin 63 yaşında olacak. Emekliliğe 2 yıl kalmış olacak. Şimdi bir anda artık hani yaş geçecek de hemen aklıma emeklilik falan bu hesaplar geliyor. Daha var çok be. Düşünmeye başladım. Tabii düşünmemiz lazım. Zaman geliyor diyorum daha çok var. Var da inşallah o günleri görürüz. Daha yaş 24 falan işte yani. Hesapladığım zaman 41 yıl falan kalıyor. Var. Varmış be. Şimdi geldik 30'a. Şimdi arkadaşlar bakın 30. sorumuz. Dilan diyor 2020 yılında ziyaret ettiği bir müzede gördüğü bir heykele ait bilgileri okurken heykelin bulunduğu yıl ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu ve heykelin bulunduğunda 100 yaşında olduğunu öğrenmiştir. Bak adamlar var ya öyle sorular soruyor ki harika şeyler çıkartıyorlar. Bak arkadaşlar mantıklı düşüneceğiz. Şimdi normalde hani hep aslında yaptığım şey bir müzeye gidiyoruz.
atıyorum orada bulunduğu, üretildiği falan gibi şeyler oluyor. Bunlara dikkat edin artık. Yani güncel sorular bu şekilde geliyor. Şimdi normalde Dilan ne olmuş? 2020 yılında bir müzeye gidiyor. Şimdi müzede bir heykel görüyor. Bu heykelin altında da bilgiler var arkadaşlar. Neymiş bu bilgiler? Diyor ki bilgileri okurken heykelin bulunduğu yıl ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu ve heykelin bulunduğunda 100 yaşında olduğunu öğrenmiş. Ayrıca bu ziyaret sırasında kendi yaşının 47 katının heykelin yapıldığı yıla eşit olduğunu hesaplamıştır. Buna göre 2020 yılında Dilan kaç yaşında? Kimi soruyor? Dilan'ı. Şimdi Dilan başımıza ne işler açtın Dilan? Dilan'ın yaşına biz ne diyelim? X diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın okurken olayı tamamlayacağım. Dilan'ın yaşı X. Ne zaman X? 2020 yılında. 2020 yılında. Yıl 2020 ve bu kız ne? X yaşında. Buradan tüm Dilan'lara gelsin. İyi bakın buraya. Şimdi ne olmuş? Müzeye gittik ve bir heykel gördük. Bu heykelin arkadaşlar altındaki bilgileri okurken heykelin bulunduğu yıl kendi doğduğu yılla aynıymış. O zaman heykelin bulunduğu yıl diyorum. Bak heykelin bulunduğu yıl. Nedir heykelin bulunduğu yıl? Heykel ne zaman bulunmuş? Dilan'ın doğduğu yılda bulunmuş. Peki arkadaşlar Dilan ne zaman doğdu? Şimdi 2020 yılında X yaşında ise o zaman Dilan'ın doğum tarihini sorsam size. Dilan'ın doğum tarihi nedir? 2020'den yaşını çıkartırsın. Doğru mu? 2020 yılından ben yaşını çıkartırsam o zaman burada ne? Bu Dilan'ın doğum tarihi. Doğru mu? Bakın yazıyorum. Bu aynı zamanda Dilan'ın doğum tarihi. Bak Dilan'ın doğum tarihi ne? 2020 eksi X. Bu ne? Heykelin bulunduğu yıla eşit. Doğru mudur? Bakın işte heykelin bulunduğu yılla Dilan'ın doğum tarihi aynı. Heykelin yılı şimdi orada 100 yıl yazıyor ya. Şimdi ona yok, o başka bir şey. Bak şimdi bu şu an heykelin bulunduğu yılı bulduk. Bize devam ediyor. Bak diyor ki heykelin bulunduğunda 100 yaşında olduğunu öğrenmiş. He aynen yaşı 100. Mesela şöyle düşün. Ben 100 yaşındayım. Sallıyorum. Allah inşallah o günleri gösterir. 100 yaşındayım. Yılda 2020. Sallıyorum. Heh, ne yaparsın o zaman? Benim doğum tarihimi bulursun. Doğru mu? Aynen. Gibi. Şimdi işte şu an ben ne yaptım? Heykelin bulunduğu yılı buldum. 2020 eksi x. Bu ne? Heykelin bulunduğu yıl. Bu neye eşit? Dilan'ın doğum tarihine eşit. Tamam. Evet. Ama heykel bulunduğunda 100 yaşında. Bak bize diyor ki ayrıca bu ziyareti sırasında kendi yaşının 47 katın heykelin yapıldığı yıl. Heykelin yapıldığı yıl ne arkadaşlar? Bak yazıyorum. Heykelin yapıldığı yılı soruyorum size şimdi. Heykel bulunduğunda kaç yaşındaydı? 100 yaşında değil mi? 100 yaşında ise o zaman 100 yıl önce bu tarihten 100 yıl önce yapılmış mı? 1920. Şöyle 2020 eksi x'ten bu heykelin normalde bulunduğu yıl değil mi bu? Bak bulunduğu yıl bu. 2020 eksi x bu bulunduğu yıl. Bulunduğunda 100 yaşında ise o zaman ben buradan 100 çıkartırsam o zaman bu ne olur? Heykelin yapıldığı yıl olur. Evet 1920 olur. Heh olayı anladım. Mesela şöyle düşün. Yıl 2020 olsun sallıyorum. Tamam mı? Ben gittim. Tamam mı? Ben gittim müzeye. Atıyorum bir heykel buldum. 10 yıl şimdi şöyle düşün. Kaç yıl önce bulmuşum diyelim. Heykeli bulduğum yıl 10 yıl önce bulduğumu düşünün. Yani heykel bulunduğunda bakın. Hani burada heykelin bulunduğu yıl diyor ya. Heykel bundan 10 yıl önce de bulunsun. Ben 2020'deyim. 10 yıl önce heykel bulunmuş olsun. Kaç yılında bulunmuş olur? 2010. Doğru mu? Bulunduğunda diyorum ki heykel 100 yaşında. O zaman ne yaparsın? 2010'dan 100'ü çıkartırsın. 1910 yılında yapılmış. Aynen. Tamam mı? Olayı anladın değil mi? Gibi. O zaman heykelin bulunduğu yıl 2020 eksi x. Bundan 100 yıl önceye gidersen bu ne? Heykelin yapıldığı yıl. Ama bak burada ne diyor? Bu ziyaret sırasında kendi yaşının 47 katının heykelin yapıldığı yıla eşit olduğunu söylüyor. Yani bak şimdi yazıyorum. Dilan yaşının 47 katı. Dilan'ın yaşı x değil miydi? Neymiş bu? Heykelin yapıldığı yıla eşitmiş.
Doğru mu? Eşit değil mi? Tamam. İşlemi yapalım buradan. Hadi bakalım. 47x at bunu buraya. 48x eşittir. 2020'den 100 çıkartırsak ne olur? 1920 olur. 1920. Hadi bakalım bölelim. Kaç kere arkadaşlar? 48. Bakın 48, 192'yi 48'e bölelim. Zaten son 2 olduğu için 4 gibi çarpalım. 32, 16 evet 4 kere oluyor. Yani bakın şurası 4. Yani x nedir? 40. Hayırlı olsun arkadaşlar. Neyi bulduk? Burada Dilan'ın yaşını bulmuş olduk. Yani Dilan kaç yaşındaymış? 2020 yılında 40 yaşındaymış. Nasıl soru? Güzel değil mi? Harika bir soru. Zor mu? Arkadaşlar gözünüzü büyütmeyin. Sadece olaya odaklanın. Onu hiç orada görmedin zaten. Eğer 1920'de yapılmışsa evet. 100 yıl önce. Evet. O zaman da Dilan'da yaşı bu zamanda 40 yaşında oluyor. Bravo. İşte bu. İşte bu. Olay bu. Helal olsun. İşte bu. Etrafı yaparsa herkes yapar arkadaşlar. Boşuna demiyoruz yani. Bu kız varımı yoğumu satıp okutacağım seni. Bu kız okur. Seni bu sanayiden kurtaracağım. Şimdi geldik 31. sorumuza. Bakın burada da arkadaşlar yine güzel bir soru. Diyor ki bize Azra, Beril, Cem, Deren ve Enes isimli 5 arkadaşın yaşlarının ortalamasının 32 olduğu 2022 yılında. Şimdi neyden bahsediyor bize? Kim var? Azra, Beril, Cem, Deren, Enes. Ne kadar Z kuşağı ismi varsa hepsi var. Şimdi bunlar neymiş? 2022 yılında yaş ortalaması 32. O zaman ben şuraya yazıyorum. Diyorum ki kimler arkadaşlar? Azra, Beril, bak B, C, D ve kim var? E var. Bunlar, kişiler bunlar. Şimdi yıl ne? Yıl 2020. Şimdi 2020, arkadaşlar ben bunların şu an yaşlarını biliyor muyum? 2022. 2022 yılında bunların yaş ortalaması 32'ymiş. O zaman ben bunların her birine bir şey söyleyeyim. Mesela bunun yaşı A, B, C, D ve E olsun. Şimdi soruyorum arkadaşlar. 2022 yılında bunların yaş ortalaması. Yaş ortalaması neydi yaş ortalaması? Hepsini topluyorum. A artı B artı C artı D artı E bölü 1, 2, 3, 4, 5 eşittir 32. Peki ben bunu çarparsam ne olur? Buradan şu gelmez mi? A, B, C, D, E 160. Değil mi? Tamam. Bunların 2022 yılında yaş toplamı 160'mış. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki Azra, bakın ne olmuş? 2022 yılında fotoğraf albümlerine bakarken, bunlar bir albüme bakıyorlar arkadaşlar. Aralarında geçen diyalog aşağıdaki gibidir. Neymiş? Azra diyor ki, Deren ve Enes'in gelmesini beklerken çekildiğimiz bu fotoğrafta üçümüz de ne kadar genciz? Tabii yıl 2016 ve üçümüzün yaş ortalaması daha 28. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir olay var. Yıl 2016 evet çok güzel. 2016 yılında bunlar bir fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafta kimler yok? Kim yok? Deren ve Enes yok, doğru mu? O zaman Deren ve Enes'i geçin. Kim arkadaşlar 2016 yılında bunun yaşı ne? Bak yazıyorum. A eksi 6, B eksi 6, C eksi 6 yaşında, doğru mu? Diyor ki üçümüz de ne kadar genciz diyor. Ve diyor yaşlarımızın diyor ortalaması diyor 28'dir diyor. Tamam, şimdi bunların 2016 yılındaki yaş ortalamasını bulun desem. Bunu da bakın yine kendi rengiyle yazıyorum. Yaş ortalaması nerede ki? 2016'daki. Hadi bakalım toplayalım. A, B, C. Yani direkt yazıyorum. A artı B artı C eksi 18 bölü 3 eşittir kaç? Neymiş? 28'miş. O zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? 3 ile bunu çarptım. Bakın. A artı B artı C eşittir kaç oldu? Eksi 18 hatta. Hatta evet bunu çarpayım. 28 ile 3'ü çarptı kaç oldu? 30 olsa 90, 84 oluyor, doğru mu? 84, 18'i de ekleyin, 18'i de karşıya attım. 84, 18 daha ne olur? 94, 102 oldu. Bakın burası 102. A artı B artı C 102'ymiş. Çarptım hani bir daha yazmayayım diye. Şimdi arkadaşlar size soruyorum. A, B, C'yi buldun mu? 102. Peki burası 102 ise, bak burası 102 ise, burası ne gelir? Bakın 58 gelir, doğru mu? D ile E'nin toplamı 58'miş. Bunları da yazıyorum. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki fotoğrafta Deren konuşuyor bu sefer. Fotoğrafta yokum ama ben o tarihte de o kadar genç değildim.
Enes'in bugünkü yaşındaydı mı arkadaşlar? Şimdi Deren normalde bu tarihte D-6 yaşında değil mi? Değil mi bu tarihte? Atıyorum Eren de mesela E-6 yaşında ya. Ama şimdi Deren konuşuyor diyor ki tamam diyor ben o fotoğrafta yoktum. Ama ben de o tarihte o kadar genç değildim. Enes'in bugünkü yaşındaydım. Bak şimdi şöyle düşün. Yani Deren Enes'in bugünkü yaşındaymış arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki D-6 bakın neye eşit? E'ye eşit. O zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? D-E eşittir 6. Tamam D artı E ne arkadaşlar? Bakın onu da yazalım. D artı E eşittir 58. Bize kimi soruyor? Kimi soruyor bize? Enes diyor kaç yaşında? Arkadaşlar Enes'i bulacağım. O zaman ben buradan buraya eksiyle çarpıp bak eksiyle çarp Enes'i bulacağım ya. Eksiyle çarpıp toplarsam şurada işlemi yapıyorum. Burası artı oldu, burası eksi oldu. 2 tane E eşittir. 58'den 6 çıkarsa ne olur? 52. Peki Enes kaç yaşında? 26 yaşındadır. Gördünüz mü? Harika bir soru. Bakın arkadaşlar bunlara dikkat. Soru zor mu? Değil. Sadece olayı yaşamanız lazım. Şöyle yaşayacağım. 2022 yılında A, B, C, D, E diye yazdık. Ve sonrasında 2016 yılına gittik. 2022 yılında yaş ortalaması 32. Buradan ne geldi? 160 geldi. 6 yıl önceye gidiyorum 2016'da konuşuyor. Diyor ki Azra. Deren ve Enes yok diyor bu fotoğrafta. Fotoğrafa bakıyorlar. A-6, B-6, C-6, D-6, E-6. Ama bunda Deren ve Enes yok. O zaman buradaki ortalamaya bakıyorum. Ortalamayı söylemiş 28. Topladım arkadaşlar ne oldu? Buradan ne yaptık? Çarptık 102 geldi. Burası 102 ise DN 58. Deren'le Eren'in yaş toplamı neymiş? Onların yani 58'miş. Değil mi? Sonrasında diyor ki konuşuyor. Deren diyor ki tamam diyor fotoğrafta ben yokum da kızım diyor. Ama diyor ben diyor Enes'in diyor şimdiki yaşındaydım diyor. Tam eşit dedim. Ne geldi? 6 işlem yaptık. O da ne? Enes 26. Bu kadar. Olay bu. Güzel bir soru. İşte sınavda böyle sorular geliyor. Anladık mı? Tamam mıdır? Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 32. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir anne ile çocukları Ali ve Begüm'ün yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Yani bir anne var. Anne, Ali ve kim var arkadaşlar? Begüm var. Çocukları. Tamam mı? Şimdi burada bize diyor ki Ali diyor Begüm'den diyor 5 yaş büyüktür. Şimdi Ali Begüm'den 5 yaş büyük ise Ali Begüm'den x dersem ne oldu? X artı 5. Ali'nin yaşı annesinin yaşının yarısına eşit. Bak Ali'nin yaşı annenin yarısı. O zaman anne ne? O zaman Ali'nin yaşının iki katı değil mi? Bakın Ali annenin yarısı ise o zaman ne olur? Anne Ali'nin iki katı. Yani yaş olarak 2x artı 10 oldu. Şimdi diyor ki bize 8 yıl sonra hop diyorum 8 yıl geçiyor. Bakın 8 yıl sonra burası 2x artı 18. Burası x artı 13. X artı 8 oldu mu? Tamam oldu. Diyor ki 8 yıl sonra Begüm ve annesinin yaşları toplamı 56. Şimdi Begüm'le anneyi toplayalım. Hadi bakalım Begüm ve anneyi topluyorum. Begüm arkadaşlar burada anne de burada toplayalım. 2x artı 18 artı x artı 8 eşittir kaçmış bu? Bakın 56. E buradan o zaman ne gelir? X 3x oldu 2x daha. 3x 18 kaç oldu? 26 attım karşıya. 30 x ne geldi? 10. Bize neyi soruyor? Ali'nin bugünkü yaşı. Ali'nin bugünkü yaşı arkadaşlar neymiş? Ali eşittir x artı 5 10 artı 5'ten cevap ne oldu? 15 oldu. Tamam mıdır? Olay anlaşıldı mı? Mördaley. Tamam. Etrabe'nin oğlunun adı. Etrabe 15 yaşında değil mi Ali? Aynen. Tam doğru bilmişim. Aynen. Evet. Soruyu ona göre yazdım. Şimdi bakın. Geldik 33'e. Burada da bize diyor ki bir arkadaşı diyor Burcu'ya oturdukları evin ne zaman yapıldığını sormuştur. Burcu da evin diyor 1996 yılında yaşının kendisinin bugünkü yaşına, evin 2004 yılındaki yaşının eşinin bugünkü yaşına, evin 2021 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşlarının toplamına
eşit olduğunu söylemiştir. Allah diyorsunuz. Şimdi buna göre Burcu'nun oturduğu ev hangi yılda yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar ben size hep ne diyorum? Yaşla ilgili değişik sorular çözmemiz lazım. Doğru mu? Yani yaştan güzel sorular geliyor. Bakın işte bununla ilgili bakın ev sorusu, bina sorusu olur, yok araba sorusu olur. İşte atıyorum bir ağacın yaşını sorabilir. Böyle değişik ilginç sorularda çözmeniz lazım. Çünkü yaştan güzel sorular geliyor. Ama mantık belli. Aradan geçen zaman ve yaş farkı bunun üzerine kuruldu her şey. Şimdi bakalım soruya. Bir arkadaşı diyor Burcu'ya sormuş. Demiş ki senin şu an oturduğun ev ne zaman yapılmıştır diyor. O da cevap veriyor arkadaşlar. Neyden bahsediyor? Bak kim var? Burcu'dan bahsediyorum. Evi var. Bir de soru içerisinde bakın eşten bahsediyor. Eşi. Tamam mı? Bununla alakalı bilgilerden bahsediyor. Tamam. O zaman başlıyorum. Evin 1996 yılındaki yaşının diyor. Tamam. Sonra bugünkü yaşına demiş. 2004 yılındaki yaşı falan demiş. Bir de evin 2021 yılındaki. Bak 3 tane zaman var. Doğru mu? O zaman ben burada şöyle düşüneyim. Evin 2021 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına eşit. O zaman ben burayı şöyle desem. Yıl 2021 olarak bir alayım. 2021. Başka hangi tarih var? 2004. Şöyle sıralı yazayım. 2004. Ve sonra ne var? 96 var. 1996'dan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar 2021 yılında bakın Begüm'ün yaşı neymiş? Diyor ki evin yaşı. Bak burada diyor ki kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına eşit. O zaman ben burada şunu yazabilir miyim? Burada bakın evin yaşını buluyorum. Begüm'ün yaşına x diyorum. Eşine y diyorum. O zaman ev ne olur? X artı y'den o y. Şimdi evin yaşı buymuş. Bunların toplamı. Tamam. Gel demek 2004'e. Bak 2004 ile ilgili bir durum var. Hadi bakalım 2004. Arada ne kadar zaman var 2021'den 2004'e? 17 yıl önce. 17 yıl önce Begüm'ün yaşı ne? x-17. Peki evin yaşı ne arkadaşlar? X artı y-17. Peki eş ne? y-17. Doğru mudur? Bize diyor ki 2004 yılındaki yaşının, bakın evin 2004 yılındaki yaşının eşinin bugünkü yaşına eşit olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradan şunu yazacağım. Evin 2004 yılındaki yaşı bu değil mi? Şurası. Evin 2004 yılındaki yaşı yazıyorum. X artı y eksi 17 eşittir. Eşinin bugünkü yaşına eşit. Yani y'ye eşit. Peki o zaman buradan x ne gelir? X eşittir 17. Bakın x'in değerini buldum. Öyle değil mi? Y'ler birbirini götürdü. X eşittir 17. Yani Begüm 2021 yılında 17 yaşında. Doğru mudur? Tamam devam ediyorum. Şimdi diyor ki 1996'da evin 1996 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına eşit olduğunu söylemiş. Şimdi bakın şimdi şöyle söylüyorum. Arkadaşlar ben burada şunu söylüyorum. Hani buna göre Burcu'nun oturduğu ev hangi yılda yapılmıştır diyor ya. Şimdi ben burada şunu yazacak olursam. Bakın evin 96 yılındaki yaşını hesap edelim. Evin 96 yılındaki yaşı ne olur? Şuraya yazıyorum. 21-96 kaç oldu? 25 yıl önce. Yani x artı y eksi 25. Doğru mu? Değil mi? Evin buradaki yaşı bu. Begüm'e bakıyorum. Bakın 96 yılındaki yaşının kendisinin bugünkü yaşına. Arkadaşlar kendisinin bugünkü yaşına eşit ise ben burada şunu yazabilir miyim? Burada tabii ki bakın evin yaşı bu. Evin yaşı bu. E bunun 2021 yaşındaki yani 2000 bugünkü yaşı. Burada söylemiş ya bakın diyor ki evin 2021 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına. Yani ben burada ne yaptım? 2021'i baz aldım. O zaman ne oldu? Burada x ve y olarak bugünkü yaşlar o zaman ne oldu? X ve y dediğim için x artı y yazdım. Yani evin 96 yılındaki yaşı bugünkü yaşına eşitse Begüm'ün. O zaman Begüm'ün arkadaşlar yaşı x olduğu için ben buradan şunu yazabilir miyim? X artı y eksi 25 eşittir diyorum x. Buradan x'ler gider. Y ne geldi? 25 geldi. Bakın y'yi de ne buldum? 25 buldum. Şimdi bize neyi soruyor? Buna göre Burcu'nun diyor, Begüm diyorum, Burcu'nun oturduğu ev hangi yılda yapılmıştır? Arkadaşlar şimdi hani hep bugünkü yaşı 2021. 2021 yaşın yılında yaşlarını yazıyorum. Begüm 17 yaşındaymış gibi düşündüm. X artıya toplayın. Kaç oldu bakın? 42.
eşine eşinde bulmuştuk. Gerek var mı bakıyorum, bu da neymiş, 25. Şimdi size söylüyorum. Diyorum ki evin yapıldığı tarihi söyleyin desem. 2021 yılında ev kaç yaşında arkadaşlar? 42 yaşında. O zaman evin yapılış tarihi, bakın evin yapılış tarihi nedir dersem, 2021'den hemen şurada işlemi yapayım. 2021'den kaçı çıkartacağım? 42. 42'yi çıkartalım. Ne olur? Burası bakın 11, 9 oldu. 11, 7 oldu. 1979. İşte böyle sorular çıkabilir, ben size uyarıyorum. Tamam mıdır? Ya son sorular, zaten son iki soru olduğu için birazcık böyle değişik şeylerde görmenizi istiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki bir arkadaşı Burcu'ya diyor oturdukları diyor evin diyor bakın ne olmuş, ne zaman yapıldığını sormuş. Burcu da demiş ki işte evle ilgili 3 tane tarih demiş. 2021 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamında işte olduğunu. Yani o zaman ben burada şunu söylüyorum. Eve 2021 dedim. Yani bugünkü yaşını böyle alalım. 2021. Ben buna X dedim. Eşine de Y dedim. O zaman evin arkadaşlar 2021 yılındaki yaşı X artı Y olmuyor mu? Değil mi? Yani bugün olarak alırsam. O tarih olarak. Çok da önemli değil. Şimdi ben burayı ne yaptım? X artı Y, o zaman 42, yani X artı Y aldım. Sonra bize diyor ki 2004 yılı. 2004 yılı arada ne var? 17 yıl önce. 17 yıl geriye gittim hepsinden. Bize diyor ki 2004 yılındaki yaşının eşinin bugünkü yaşına, yani 2004 yılındaki yaşı eşinin bugünkü yaşına eşit. Yani Y'ye. O zaman X ne geldi? 17. Yani X'i buldum. 2021 yılında 17 yaşındaymış gibi düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum. 96 yılındaki yaşının, evin 96 yılındaki yaşı ne oluyor, evin 96 yılındaki yaşı 25 yıl önce oluyor. 25 yıl geriye gittim. İşte burası ne oluyormuş? Begüm'ün diyor, Begüm diyorum, Burcu'nun bugünkü yaşına eşitmiş. Doğru mu? Zaten ben bugünkü yaşını 2021 olarak aldım ya konuşma tarihini. Onu da ne yaptım? Aynı şekilde arkadaşlar X'e işledim. Buradan da Y geldi 25. X artı Y'ne geldi 42. Yani şöyle oldu. Sanki biz 2021 yılında konuşuyoruz. Yani 2021 yılında Begüm 17, ev 42, eşi 25 yaşında gibi oldu. O zaman 2021 yılında evin yaşı 42 ise kaç yılında yapılmıştır? 1979 olmuş oluyor. Güzel bir soru. Ve geldik. Hani son sorular hafiften böyle titreten tarzı olur, onu söyleyeyim. Şimdi son sorumuz. Bakın. Bu da böyle sorular gelebilir, ne olur ne olmaz. Yani bir aracın yaşını sorabilir, yapıldığı yılı sorabilir. O tarz. Yine ayaklarım yapış yapış olmaya başladı. Ses gelmiyor değil mi? Yani şöyle bir kalırsam, eğer gidemezsem bilin ki buraya yapışmışım demektir. Şimdi bakın burada diyor ki Burak diyor arkadaşı Cem'e, şuraya şunu düzgün yazayım, arkadaşı evet, arkadaşı Cem'e bindiği arabanın, güzel yazamadım değil mi, etrafa çok kötü baktım, evet. Şimdi etrafa çok kötü bakıyorsa orada var bir şey. Japonlar gibi gözünü şöyle kısmaya başladıysa sinirlendi demektir. O zaman şöyle arkadaşı diyorum. Arkadaşı Cem'e bindiği arabanın kaç model olduğunu sormuş. Cem de demiş ki doğum yılım arabanın şimdiki yaşının 49 katına. Şimdi arkadaşlar bakın Cem ve arabası var değil mi? Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Şimdi Cem'in arabası var arkadaşlar. Cem arabasıyla ilgili bir bilgi veriyor. Diyor ki bize doğum yılım diyor. Arabanın şimdiki yaşın 49 katına eşit. Doğum yılını biliyor muyum? Bilmiyorum. 2004 yılında arabamın yaşı benim şimdiki yaşımın yarısına eşit. Tamam da şimdiki yılı ben bilmiyorum. O zaman ben buradaki yıla şey diyeyim. Şimdiki yıla K yılındayız. Tamam mı? Bu sefer de farklı çözüyorum. K yıl. Şu an K yılı. Biliyor muyum? Bilmiyorum. K yılındayız. Buna göre işlem yapıyorum. Ve ne var burada? 2004'ten bahsediyor. 2004. Ve neyden bahsediyor? Bakın. 2004 yılında arabamın yaşı benim şimdiki yaşımın yarısına. 1992 yılında benim yaşım arabamın o zamanki yaşının iki katına eşit olduğunu söylemiş. Yani burada bir de ben ne yapıyorum? 1992 alıyorum. Tamam mı? Şimdi şu anki yılı bilmiyorum. Onun için hani burada mesela ne yaptım? 3 tane yıl olduğu için direkt bunları yazdım. Ha ben şunu da diyebilirdim. İstiyorsanız hocam ben mesela ben buraya K yılı deyip işlem yapabilir miydim? Yapabilirdim.
Oradan da gitsem bir şey olmaz dedi. Yani sorun olmazdı ama biraz daha uzatırdım. 3 tane tarih olduğu için ben ne yaptım? Bunları yazdım. Ama burada bakın. Şimdiki yıl zamanı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ben buna kair olsun. 2004 yılı 92 yıl diye sıraladım. Şimdi diyor ki bana doğum yılım arabanın şimdiki yaşının 49 katına. Doğum yılım arabamın şimdiki yaşının 49 katına. 2004 yılında arabamın yaşı benim şimdiki yaşımın yarısına. O zaman ben buna şöyle söyleyeyim. Bakın. Diyorum ki arkadaşlar. Cem'in yaşı 2x olsun. Arabanın yaşı da y olsun. Şu an yılımız k. Bakın. Bahsediyorum. Diyor ki 2004 yılında arabamın yaşı benim şimdiki yaşımın yarısına eşit. Yani aslında neymiş? X'miş. Doğru mu? Tamam. Güzel. Peki başka ne var? 92 yılında benim yaşım arabamın, bakın 92 yılında benim yaşım arabamın o zamanki yaşının 2 katına eşit. Şimdi bunu şöyle yapabilirim. 92 yılına gidelim. 92 yılında 2004 yılında bu x mi? Arkadaşlar kaç yıl önce var 2004'ten 92'ye? 12 yıl var. O zaman arabanın yaşı ne? x-12. Doğru mu? Peki bize diyor ki 92 yılında benim yaşım arabamın o zamanki yaşının 2 katı. Yani burası o zaman ne olur? 2x-24 olur. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burada bilgiler belli. Bak burada neyi kullanmadım? Şunu kullanmadım. Doğum yılım. Kimin doğum yılı? Cem'in. Bana söyleyin bakalım. Cem'in doğum yılını bulmak istesek. Cem'in doğum yılı ne olur? K'dan 2x'i çıkartırsam doğum yılını bulurum. Doğru mu? K yılındayız. Cem'in doğum yılı. Bakın Cem'in doğum yılı. K-2x diyorum. Yani bu. Doğru mu? Şimdi diyor ki bana benim doğum yılım arabamın şimdiki yaşının 49 katı eşittir 49y. Doğru mu? Şimdiki yaşının 49 katı. Buradan yazdım. Peki bunu yazdık. Burada problem var mı? Yok. Peki arkadaşlar benim burada kullanmam gereken başka bir şey daha olması lazım. Mesela bakın K yılından 1992'ye. Hani aradaki yaş farkları şunlar eşit ya. K'dan mesela ben şöyle yapabilirim. Mesela K yılındayız 1992. O zaman KX aradan geçen zamana bakın. K-1992 eşittir. Şunları çıkartabilir miyim? 2X eksi bunu çıkartın. 2x+24. Buradan 2x'ler giderse. Bakın K'nın değeri ne gelir arkadaşlar? K eşittir. 1992'yi karşıya atın. Kaç oldu? 92, 96, 2016. Yani 2016. Aslında konuşulan yıl neymiş biliyor musunuz? Bakın buradaki yıl 2016'ymış. 2016 yılında konuşuyorlar arkadaşlar bunlar. Peki ben K'yı buldum 2016 diye. Bundan sonra arabanın yaşını bulmak istiyorsam neyi bulacağım? Y'yi bulmak zorundayım. Ha buradan denklem olarak da yazabilirim. Mesela 2016 ister buraya bakın. Bakın 2004 ise o zaman Y'nin X cinsinden değerini yazabilir miyim? 2004, 2016, 12 yıl var. Demek ki burası ne? x+12'dir. Doğru mu? Onu da yazdım. Yani buranın x+12 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar peki şuradaki ifadeyi kullanabilir miyim? Yerine yazabilirim. Bakın istiyorsanız bunu şöyle yazın. K şurayı bulmam lazım. Burası ne? Şöyleydi. K diyorum eşittir. Yani burası 2016. 2016 eşittir. İster bunu karşıya atın. Yani 2x+49y. Bakın benim elimde bir denklem var. Ben y'nin ne olduğunu biliyorum. Yerine yazabilirim. 49 yani şuraya yazabilirim. Ya da ikili denklem çözüyorum. Nasıl biliyor musunuz? Y-x bakın şöyle yazalım. Y-x eşittir 12. Doğru mu? Peki buradan ne geliyor? 2x+49y eşittir 2016. Öyle değil mi? Arkadaşlar bana gerekli olan şey ne? Y değil mi? O zaman x'leri yok edelim. Ne yapacağım x'leri yok etmek için? Burayı 2 ile çarpıp toplarsam bakın 2'ye 49 daha ne oldu? 51y eşittir. 24, 2016'ya 24 eklersek ne olur? 2040 oldu. Peki ben bunu 51'e bölecek olursam bakın her tarafı 51'e bölelim. Y ne gelir? 51 ile sadeleştirelim. 204'ü 51'e bölersek kaç defa oluyor? 4 kere. Yani y'nin değerine 40 geldi. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar araba kaç yaşında? Bakın araba 40 yaşında. Ne zaman? 2016 yılında 40 yaşında. Peki o zaman arabanın modeli yani model eşittir diyorum. 2016
16 eksi 40 o da eşittir ne olur? 40'ı çıkartırsak 6. 1976 model Chevrolet arkadaşlar. Olayı anladık mı? Nasıl ama soru? İnanılmaz güzel. Bakın bu yazmış olduğum efsane sorulardan bir tanesi. Tabii ki bu tarz sorular çok göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Tekrar söyleyeceğim ama yaşla ilgili yani bu problemlerin içerisinde çok inanılmaz sorular göreceksiniz. Yazmış olduğum ya da hani kitapta da bunların içerisinde zaten sıra sendelerde de yani önemli olan bakın hep size söylüyorum. Bu videolar size fazlasıyla yetecektir. Yeter ki burada verdiklerimi iyi bir şekilde anlayın. Soru kaçırma ihtimaliniz yok. Bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çünkü bu soruyu bakın geçen yılın sorusunu arkadaşlar ben geçen yıl yazmış olduğum denemede yakaladım. Geçen yılın sorusunu. Artık tabii çok söylemiyorum. Sadece artık yayınlıyorum. Yani hani çünkü mantık bu şekilde olduğu sürece ben size hep bakın sınava yönelik hazırlıyorum arkadaşlar. Amacımız sınav. Sınav. Başka bir şey değil. Basit sorularla geçebilirim bu konuyu. Yaş çok basittir doğru mu? Ama siz basit çözüyorsunuz. Sınava giriyorsunuz sonra patates oluyorsunuz. Niye? Çünkü gerçekçi hazırlamanız lazım. Gerçekçi olması lazım. Sınava ayarında sorular görmeniz lazım ki arkadaşlar sınavda gelen soruları rahat bir şekilde çözün. Bakın şimdi tekrardan son kez söylüyorum. Burak arabasıyla ilgili konuşuyor. Burak Cem'e diyor ki araban diyor kaç model? Cem arabası. Doğru mu? Şimdi yılı bilmiyorum şimdiki yılı. Ben diyorum ki Kail olsun. Neyden bahsediyor? 2004-1992 yıllarından konuşuyorlar. Şimdi burada demiş ki bize doğum yılım arabanın şimdiki yaşın 49 katı. Bilmiyorum geçtim. 2004 yılında arabamın yaşı. 2004 yılında arabanın yaşı. Buna Y dedim, buna X dedim. Niye 2X dedim? Çünkü şuradaki cümleden 2004 yılında arabamın yaşı benim şimdiki yaşımın yarısı. Şimdiki yaşının yarısını alacağım için ben buraya 2X dedim. Bu Y, bu da 2X olsun. Geldim şimdi arkadaşlar yarısını aldım ne oldu? 2004 yılında X oldu arabanın yaşı. Diyor ki 92 yılında benim yaşım arabamın o zamanki yaşının 2 katına eşit. Yani 92'ye gidiyorum. Kaç yıl önce? 12 yıl geride. X 12 oldu doğru mu? Peki bu neymiş? O zamanki yaşı ne Cem'in? Buranın 2 katı. 2 katını alın 2x-24. Şimdi burada neyi kullanabilirim diyorum. Kullanmadığım bir şey var. Doğum tarihini kullanmadım. Bak şu doğum yılım. Şimdi K yılındayız. 2x yaşındayım ben. O zaman ne yaparım? K-2x Cem'in doğum tarihi. Bu neymiş? Arabanın 49 katına eşitmiş. Arabanın o zamanki yaşının 49 katına. E tamam bunu da yazdım. Başka ne biliyorum? K eksi atıyorum 1992 aradan geçen zaman K eksi 1992. 2x eksi 24. Yani çıkarttığında bunu çıkartacağız ya. Eksi 2x artı 24. Buradan ne geliyor? K eşittir 2016. Yani aslında konuşulan yıl 2016 yılında konuşuyor bunlar. 2016 yılında Cem 2x yaşında. Araba ise arkadaşlar Y yaşında. Peki diyorum ki bu X 2004. 2016'ya gitmek için 12 yıl gerekli değil mi? O zaman bu X ise bu X artı 12. Yani Y eşittir X artı 12. Ben bunu denklemsel yazıyorum. Y eksi X eşittir 12. Bu 1. Geldim buraya. Bakın K eşittir. Bunu karşıya atın. 49 Y artı 2X K'ya eşit değil mi? Yani 2016'ya eşit. Doğru mu? Benim neyi bulmam lazım? Y'yi bulmam lazım. 2 ile çarparsam ne olur? 2x'ler gider. 51y 2040. Yani Y nedir? 40. Araba 40 yaşında. Hangi yılda? 2016 yılında 40 yaşında olan bir arabanın modeli kaç modeldir arkadaşlar diyorum. 2016 eksikten 1976 Chevrolet ya da Vosvos diyebilirsiniz. Evet olay bu. Yaşla ilgili artık ben size her şeyi çözdüm. İçim vicdanım rahat geceleri artık rahat uyuyabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik arkadaşlar neye? Tabii ki her konunun sonunda olan ödeve. Bakın. Burayla ilgili tabii ki biliyorum belki bakın benim için her problem aynı değerdedir. Yani şöyle sayı kesir problemi ne kadar değerliyse yaş problemi de bizim için o kadar değerli. Sakın kolaydır, basittir diyerek geçmeyin arkadaşlar. Bunlar garanti sorular. Yani buradan garanti soru geliyor. Şimdi ödevimiz şu. Önceliğim şu. Bakın hep söylüyorum. Buradaki föydeki soruları önce çözeceksiniz. Önceliğimiz bu. Burada ben size 34 tane soru çözdüm mü? Çözdüm. Bunu elini kapat. Hocam yapamıyorum, olmuyor, zorlanıyorum falan bahane üretme. Oturacaksın. Tek tek çözmeye çalış. Ama sakın şunu söyleme. Hoca burada ne yapmıştı dersen ezberliyorsun. Sen kendin çözme. Uğraş. Bir soruyla 10 dakika uğraş. Önemli değil. O 10 dakika sana çok şey katar. Bak orada süreye takılmayın. Öğrenme aşamasında süreye takılmıyorsunuz arkadaşlar. Öncelik bakın TYT
TYT video ders notundaki soruları ve sıra sende. Sende sorularını çöz. Şimdi buradaki tabii ki hep şunu söylüyorum. Sıra sende soruları biraz daha farklı. Yani ekstra farklı şeyler görmenizi istediğim için. Orada da mesela çok garip soru göreceksiniz yaşla ilgili. Ama onların her biri size bir şeyler katacak. İlk defa göreceğiniz tarzı sorulardır. Bak bunu da söylüyorum. Şimdi bunu çözdün mü? Tamam, bitti. İkinci aşamada ne yapacaksın? Hep söylüyorum arkadaşlar, bakın problemleri bitireceksiniz. Bu kitabı mecbur bitirmek zorundasınız. Ben sizi uyarıyorum. Bak söylüyorum. Çünkü sınavda gelen birçok problemi yakaladığım problemler kitabı budur. Bak burada mesela yaşla ilgili kaçta başlıyor? Yaş problemleriyle ilgili çok değişik yine tarzda sorular göreceksiniz. Sayfa 61'den başlıyor. 61'den ta nereye kadar gidiyor? 78'e kadar arkadaşlar yaşla ilgili bir bölümü buradan çözmek zorundasınız. Yani taktiklerle problemler. Bak söylüyorum. Taktiklerle problemler kitabını çöz. Tamam mı? Bunu çözdün. Tamam. Son olarak ne yapacaksın? Üçüncü aşamada ise yapman gereken şey arkadaşlar TYT Soru Bankası. Bakın TYT Soru Bankası'ndaki testleri çöz. Şimdi bunları çözdüğünüzde siz buradan arkadaşlar yaklaşık olarak bakın buradan toplamda 200 minimum bak söylüyorum 200 ya da daha fazla soru çözmüş olacaksınız. 200 soru bak TYT Soru Bankası'ndaki yaş problemleri testlerini çözeceksiniz. Burada da çünkü bayağı değişik farklı sorular göreceksiniz. Bunları da bitiriyorsunuz. Evet dediğim gibi farklı değişik testler 5 tane test var. Bunu da çözüyorsunuz ve arkadaşlar minimum 200 soru. Daha fazla zaten 200'den fazla ediyor da ben minimum diyorum. Bunu çözdüğünde artık olay bitmiş oluyor. Yani bir tane soru geliyor ama artık ÖSYM güzel sorular soruyor arkadaşlar. Onun için önemli bizim için. Problemler bittiğinde zaten bizim için birçok şey bitmiş oluyor. Tamam? Olay bu. Bundan sonraki konumuz artık nedir? Bundan sonra işçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları Cem Karaca'dan arkadaşlar. İşçi havuz problemleri ve orada da sürprizim var merak etmeyin. Orada görüşmek üzere hadi bakalım. Bu benimkisi havuz problemi, düştüm yüzemiyorum diye artık sürprizi orada söylerim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere hoşça kalın.